Sayın Müftüm, değerli hocalarım, kıymetli öğretim üyelerimiz, değerli öğrenci kardeşlerim. Bolu Müftülüğümüz ve Akşemsettin İslami İlimler Araştırma ve Uygulama Merkezimiz tarafından ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz model davranışlar seminerlerimizden dokuzuncusuna, tefekkürde model davranışlar başlıklı programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi tefekkürde model davranışlar başlıklı sunumunu icra etmek üzere doçent doktor Şaban Karasakal hocamızı kürsüye arz ediyorum. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah ve bihi nesta'in. Tefekkür ve tahassüs kabiliyetiyle bizi donatan alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza hamd ediyorum insanın, kainatın ve Kur'an'ın en güzel ve en doğru bir şekilde okunmasını bize gösteren, talim eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da salat ve selam ediyorum. Dokuzuncu konferansımızla birlikteyiz. Slide'da gördüğünüz gibi tefekkürde model davranışlar konumuz ancak müsaadeniz olursa geçen hafta perşembe gün Türkiye'de ilk tefsir akademisyeni, doktoralı ilk hocamız şu an e, ilçenin adı Hendek'te yaşayan 90 yaşında e, İsmail Cerrahoğlu hocamızı İlahiyat Fakültesi öğrencilerimiz vefa programıyla andılar. 3 öğrencimiz Hayatını, ilmi şahsiyetini, ilim yolunda çektiği sıkıntıları anlattı. Bir öğrencimiz moderatörlük yaptı, bir öğrencimiz de doğal olarak sunuculuk yaptı. Hendek'ten Ulus gazetesinde gördüğüm Ankara'da bir ilahiyat açılmış. İlanı sonrası posta kamyonuna binerek ilahiyata gittim. Ailemi götüremedim. Hoca yok, bina yok ve biz eğitim almaya çalışıyoruz. Sonra bazı sıkıntılar sebebiyle geri dönüp bir yıl sonra geliyor, bir ev tutuyor. O kadar lambanın feri düşük ki çalışamıyor. Yatak duvarın yanında dursa üşüyor ve karanlıktan kitabı okuyamıyor. Yatağı ortaya çekiyor. Lambanın altında derse çalışabilmek için. Bu ve benzeri sıkıntılardan sonra Türkiye'nin ilk doktorasını yapıyor. Daha sonra akademik çalışmalarına devam ediyor. Şu an zihninizde olan ne kadar tefsir profesörü varsa yüzde yetmişi üzerinde ya talebelik ya da yüzde yüzü üzerinde şu anki ilahiyat talebeleri de dahil eserlerinin okunması sebebiyle emeği olan bir hocamıza anma merasimi, vefa e, paneli düzenledik. Ben müsaadeniz olursa o paneli düzenleyen kardeşlerimizi kürsüye, huzurlarınıza davet edip, onlara muhterem hem de İsmail Cerrahoğlu hocamın talebesi olan vekilimiz Mustafa Yünlüoğlu hocamızı, Şener ağabeyimizi, Mustafa Fedakar hocamızı ve Sayın Dekanımız Ömer Özyurt hocamızı öğrencilerimize teşekkür belgelerini ve hediyelerini takdim etmek üzere kürsüye teşriflerini arz ederim efendim. Burada mı İsa'cığım? Beyza burada mı? Tamam. Siz şöyle gelin lütfen. Size versin hocalarımız. Hocam birer tane lütfen istirham edeyim öğrencilerimize. Teşekkür bölgesi. Şener Hocam. Ee, bir, Sema'ya hocam lütfen derseniz. Hadi bir 4 tane. Fotoğrafları lütfen ben şöyle... Hocam özür dilerim plaketi verecek hocamız şurada. Öğrenciler oraya gelirse fotoğraf çekimi rahat olsun. Ömer hocam bir de hediye taktım var. Siz hemen Ömer hocama veriyorsunuz. <laughs> Ömer hocam bir de foto hatıra fotoğrafı alırız. Bir lütfen. Desin. Buyurun Mustafa hocam. Hocam fotoğraf çekiliyor. <laughs> Kim? Şuraya bakayım. Gelin kızlar bir fark <gülüyor> <gülüyor> 15 günlük bir hazırlıkla bu gençler paneli gerçekleştirdi, sağ olsunlar. Mustafa Hocam, Cansu'ya da bir hediyesini katmıyordun, Cansu'ya bir hediyesini. Cansu kızımıza verdi, verdi. Peki onu ben. Buyurun. Buyurun. İsa'cığım biraz bu tarafa gelin şöyle. siz öne çıkın böyle. Biz toplu bir fotoğraf alalım. Mustafa Hocam öne, siz öne buyurun şöyle. Geldim, geldim hocam. Haydi bismillah, tamam. Tamam, teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Size de saygılar, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Beş dakikanızı böylece almış olduk. Teşekkür ediyoruz. Sayın Büyüklerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Vanlı var mı acaba cemaatimizden? Ben 16 yıla yakın Van'da görev yapan bir kardeşiniz olarak çırpaç denilen bir meslek var. Çırpaç. Hani tarlaları sulamak için kanalların, suyun kime verileceğini e, tayin eden, defterin tutan, devlet su işlerinin görevlisi. Cumartesi gün 13-14 arası ben bir saat su istiyorum, paramı yatırdım dersiniz. Kanaldan su gelir size, yarım saatten sonra su kesilir. Çırpaça mı hakaret edersiniz, devlet su işlerine mi hakaret edersiniz? Yoksa elinize küreyi alıp Kanal boyunca geriye mi gidersiniz? Acaba su, kanal bozuldu da su dışarı mı akıyor diye. Konumuz tefekkür. Başkasına hakaret etmek, havale insanı olmak, biz böyleysek sorumlusu filanlardır diye kişileri, kurumları suçlamak yerine çırpaç gibi gelin, kendi içimizde derinleşelim, ben niye bu haldeyim, biz niye bu haldeyiz diye sebepleri kendimizde arayalım diye düşünüyorum. Hazreti Ali'nin torunlarından Zeynel Abidin Hazretlerinin kabrinde yazdığı ya da ona ait olduğu söylenen şöyle bir ibare var. Tefekküre başlarken bu dörtlüğü nakletmek istiyorum. Ya vaqi'an bi kabri mütefekkiran bi emri Emsi küntü mislek, gaden tekûnü misli. Türkçesi hocam. Ey kabrimin başına gelip de benim halimi düşünen kişi. Acaba mezarda bu şahıs şimdi ne yapıyor diye beni düşünen kişi. Emsi küntü mislek, ben dün senin gibiydim. Gaden tekûnü misli sen de yarın benim gibi olacaksın diyor. Tefekkür deyince eğer gidişat hakkında düşünmezsek şahsımız, yakın çevremiz, toplumumuz zun gidişatı hakkında düşünmezsek bu gidiş iyiye gitmiyor. Binaya da, depreme dayanıklı bina yapmak zorunda olduğumuz kolonlarını kontrol etmemiz, demirinin kalınlığından haberdar olmamız ve benzeri gerektiği gibi şahsi, ailevi ve toplumsal hayatımızda ben nerede eksik yaptım? sorusunu sormak ve cevabını bulmak durumundayız muhterem davetlilerimiz. Bir ayeti celle daha söyleyip sonra şu programın ismiyle alakalı Söylentilere bir ufak cevap vermek istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e nasıl tebliğ davet yapması gerektiğine dair Kur'an'da iki yerde emir var. Birisi Yusuf suresinde basiretle davet et. İkisi, i̇kincisi de Nahl suresinde 125. ayet. Sadece bu ayetin üzerine uzun uzun konuşulur. Ben sadece lafız ve mealini arz edip geçeceğim. Konuyla alakasını kuracağım. Üdü'ü ila sabili rabbik bil hikmeti vel mev'izatil hasene ve cadilhum billeti hiye ahsen. ayet. Rabbinin yoluna bir, hikmetle çağır. iki güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Felsefede bu maddelerin karşılığı nedir? Kelamda karşılığı nedir? Mantıkta, tefsirde karşılığı nedir? Girilse iyi olur ama konumuz ora olmadığı için girmiyoruz. Bu ayetin de ışığında biz bugün konu tefekkür, tefekkür ve tahassüs dengesinin hayatımızdaki yerini konuşmaya gayret edeceğiz. Buna dair model davranışlar arz edeceğiz. Ama bir 7-8 gündür okuma yapıyorum. Konu çok geniş. Araya vermek istemedim. Bugün genel bir giriş yapıp insan, kainat ve Kur'an üzerine tefekkür olmazsa olmaz. İnsanın ahireti adına. Bugün dedim genel manada bir şeyler söyleyeyim. Hazırlık aşaması olsun bir sonraki 15 gün listemizde yok ama kendiliğinden gelişti. İnsan, Kur'an ve tefekkür diyelim. İnsan ve Kur'an üzerine tefekkür nasıl olur? Onu ayetler ve hadisler dışında işleyelim diye düşündüm. Şimdi bu format konferans formatı. Ama bizim alışık olduğumuz manevi feiz aldığımız format sohbet formatı. İşte hocam sohbet değil, konferans işte ayakkabıyla giriliyor, şöyle oturuluyor, oturuş şekli böyle, bu böyle. Arkadaşlar su götüren bir konu, muhterem davetliler, bu hafta ilk defa geldiğini gördüğüm dostlar, su götüren bir konu, manayı ismi, manayı harfi nedir, lafza bakıp da muhteva ıskalanabilir mi, Sohbetlere bugün gidilmiyorsa hala sohbette mi ısrar edeceğiz? Sohbeti asla nebevi sünnettir. Asla değeri düşmez. Ama bugün şu yaşadığımız coğrafyada sadece Bolu'da başka tarafları biliyoruz ama bizi bura ilgilendiriyor. A cemaati, A tarikatı, yumuşak G dernek mensubu insanlar kendi derneğine, cemaatine sohbetine gitmiyorsa ne yapalım? Durum bu gitmiyorlar deyip oturacak mıyız? Yoksa başka hal çareleri arayacak mıyız? İnsanların ıslahı düzelmesi adına. İşte bu faaliyetler ister adı sohbet olsun, ister konferans olsun, ister seminer olsun bu gayretin neticesidir. Bu ya da bu amacın bir neticesidir. O sebeple şunu söyleyerek maksadımızı anlatmış olalım. İster sohbet penceresinden bakın, ister konferans penceresinden bakın. Pencereye bakmakla pencereden bakmak arasında fark var. Pencereye bakan camdaki lekeyi görür. Konferansa bakan oturuş düzenini görür. Hocanın sabit durduğunu görür. Niye gezmiyorsun? Boynumuz ağrıyor der. Şunu görür, bunu görür. Ama pencereden bakan amacı görür, güzelliği görür. O sebeple Rabbim hepimizi pencereden bakmayı, şunu kapatıp şu mu çalışsın? Şu, şu mu kapat? Bu çalış. Tamam. Maksadım herhalde anlaşıldı muhterem büyüklerim. Gençlere geçenlerde kıssaların neliği ile alakalı bir makale okuttum. Kıssaların neliği hayatımızda neri, nere, anlam ifade ediyor. Makalenin girişinde halimizin ilmi ne demektir? Bu konuşuluyor, tartışılıyordu. İlmi halimiz, Halimizin ilmi, bunun has bir halini yapmak. Konu tefekkür olunca neredeyiz, niçin buradayız, nereye gidiyoruz, bu gidiş nereye? Necip Fazıl 33 yaşından sonra dönüşü yaşayınca 33 yıl bohem bir hayat yaşamış, sonra 33 yılını gözlemleyince diyor ki anladım. Yok tabiatta içimdeki kadar iniş ve çıkış diyor. Aladağ var, Erciyes var, Ağrı var, şura var, bura var. Ama benim içim o kadar iniş çıkışlar yaşıyor ki tabiatta benim içimdeki kadar iniş ve çıkış yok diyor. İnsan bir bakıyorsunuz, Yunus'un sözleri hatırıma geliyor ama lokman oluyor. Bir bakıyorsunuz beş dakika sonra firavunlaşıyor o düşünceler. O sebeple arkadaşlar tefekkür etmeliyiz. Müslümanın olmazsa olmasıdır. Bu gidiş nereye? Of filozof muyuz biz? Geçinip gidiyoruz işte. Kafamızı bulandırma. Evden işe, işten eve gidiyoruz, geliyoruz. Tefekkür de neyin nesi diyenler depreme dayanıksız evler gibidirler. Ufak bir sarsıntıda yıkılırlar şahsi hayatlarında, ailevi hayatlarında, toplumsal hayatlarında o sebeple problemlerle, problemlerimizle, ferdi şahsi, şahsi, ailevi hepsini birden düşünelim. Yüzleşebilmemiz gerekiyor. Şimdi sadece birkaç kelime söyleyeyim. Uzun uzun tarifler yapmadan. Tefekkür, tezekkür, tedebbür, taakkül, tefakkuh. Nedir acaba bunlar? Tezekkür dünü hatırlamaktır. Tefakkuh anı düşünmektir. Tefekkür geleceği de içine alan bir düşünmektir. Teakkul üçünün bir arada işlemesidir. Tefekkür hocalarımız yanımızda. Tefaül babından bir Arapça kelimedir. Tekellüf manası var. Ne demek bu? Düşünmek. E ee, ne var ne çok. Düşünüyorum işte nasıl olacak? Bu kadar basit bir düşünceyi ifade etmez tefekkür. Tekellüf olduğu için anlamında bir işi gerçekleştirmek için ciddi bir gayret ortaya koyup kendisini zorlaması bu istikamette lütfen dikkat öğrencilerimiz. Kendini zorlaması bu istikamette iradesinin hakkını vermesine tefekkür denir. Basit bir düşünce değildir, sistemli, derin ve süreklilik arz eden bir durumdur dedik. Ragıb el-İsfahani diyor ki, ehlince malum o büyük alimimiz, bilinenden ilme varma, bilinenden ilme varma kuvvetine fikir denir, bu kuvvetin faaliyetine de tefekkür denir diyor. Gazali'nin ve başka alimlerin tariflerini aldım ama tarife boğmak istemiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ilk gelen emir ikra, oku. Ama o gün elde okunacak bir mushaf yok, ayet yok. Değil mi? Ama oku. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Ben Hira'nın eteklerinde bu ayeti hep anlatırım gittiğimde ve derim ki Kur'an bilmeyenler burada söz versinler. Kur'an'la buluşacaklarına, Kur'an bilenler anlamıyla buluşacaklarına, üzerinde tefekkür edeceklerine oku. Çoğumuzun anladığı gibi sadece kitabını oku demek değildir. Çünkü o gün kitap elde mevcut değildi bu oku emri geldiğinde. Hayatı oku, kainatı oku, kendini oku ve kitabını oku. Bugün hayatı, kainatı, kendimizi okuyamadığımız için kitabı okumamız çok da anlamlı olmuyor. Lafsına takılıp kalıyoruz. İyi insanlar Kur'an'da ölürken birazdan birkaç ayeti daha açacağım. Onların tefekkür vasıflarının olduğu otururken, yan yatarken ve ayaktayken Allah'ı anarlar da sen bu kainatı boş yere yaratmadın diye tefekkür ederler diyor Rabbimiz iyileri överken. Demin Cerrahoğlu hocamız dediğimiz gibi Süleyman Hayri Bolay hocamıza talebelik yapmış olanlar, en azından onun eserlerini okumuş olanlar var. Onun hayatını okuyordum biyografisini. Bundan yıllar önce diyor ki sunucuya, 9 yaşlarımdayken babam şu dörtlüğü çok sık söylerdi. O gün bugündür benim de dilimden düşmüyor ama kimin olduğunu bilmiyorum. Ne derdi babanız diyor, röportajı yapan arkadaş. Bilirsin ki bilmezsin. Bir bilene de sormazsın. Korkarsın ki sorunca anlarlar ki bilmezsin. Bir daha söyleyeyim, hiç açmaya gerek yok. Herkes kendisi için dinlesin. Ben kendim için okuyorum. Bilirsin ki bilmezsin. Bir bilene de sormazsın. Korkarsın ki sorunca anlarlar ki bilmezsin. Bu yaşa geldim, bunu bilmiyor musun diye. Niye söyledin hocam bunu sen? Dostlar ağzını açan bir başkasını düzeltme yönünde nasıl olmalı, bu sınıf nasıl düzelmeli, bu üniversite, bu şehir bu nasıl düzelmeli diye bir başkasını düzeltme yoluna gidiyoruz. Hayret sarf ediyoruz. Ama kendisinin kim olduğunu sorgulayan insanımız az. Kendini bilen Rabbini bilir sözü fehvasınca orada bir eksikliğimiz oluyor. Bu sebeple, bu bakış açısıyla neden düştüğünü bilmeyenlerin ayağa kalkmayı da başaramayacakları herkesin malumudur. Niye düştüğünü bilmeyen ayağa kalkamaz. O sebeple olumsuz bir olumsuz gidişata bakıp da suçluyu hep başka yerde aramak sıkıntıların devam edeceği anlamına gelmektedir. Hiç suçu kendimizde aramamak. Hayatın neresinde olursa olsun. Havale insanı ve vakıf insan yazmışım. İnsan rahatta derinleştikçe, rahatta derinleştikçe işinde, aşında, eşinde, evinde, gelirinde gafleti katmerlenir. Gaflet artar. O zaman bu işi nasıl olsa filanlar yapıyor. Özür dilerim salonda gördüğüm birkaç mesleğe atıfta bulunayım. Milli eğitimden hocalarımız var. Yani bu okul düzelecek. Okul müdürünün vazifesi düzelsin. O yapsın. Millet bu cami, bu camiye düzelecek. Yani müftünün işi ne? Yapsın. Üniversitede şu düzelecek. Rektör. Boşuna rektör değil. Hiç ben bunu ne yaparım? Şunu kaldırıp şuraya koyayım. Bana ne düşer? Demiyoruz. O sebeple ee, Nasıl olsa bu işi filan yapar, filan kuruluş yapar, zihniyetiyle hareket etmek insanlığa dair adı konulmamış bir ihanettir diyorum. Bir ayeti celleyi de söyleyerek Hazreti Ömer'e geçeyim ben. Bu hal hep böyle gitmeyecek. Şu büyüklerimin yakın tanıdıkları bir yetkili burada Bolu'dan gitti çok iyiyiz, şöyle havalıyız, böyle iyiyiz, kurumlar çok iyi gibi bir konuşma yapmıştı bir resmi platformda. Peşine sıra bendeydi. Dedim ki baharlar biter, peşinden kışlar gelir, dikkat etmek lazım demiştim. Yıllar geçti, hatırlar mısınız filan yerde şunu demiştiniz, yaşıyoruz onu dedi. Ne diyor Allah Teala? Ve tilken Uhud savaşı anlatılırken, Ali İmran suresinde, ve tilkel eyyamu nudaviluha beynen Günleri insanlar arasında çeviririz. Bugün galip olanlar hep galip olacak değil, yarın mağlup olurlar. Bugün mağlup olanlar yarın galip olurlar. Bugün gülenler yarın ağlarlar, bugün ağlayanlar mahkumlar hepsini uzun uzun söyleriz. Öyleyse içinde bulunduğumuz nimetlerin devamı adına şükrümüzü yerine getirmeliyiz ki nimetler devam edebilsin. Her nimetin şükrü de kendi cinsindendir. İlim varsa çok şükür ben şunu biliyorum, şu ünvanı aldım. Bunun şükrü böyle olmaz. O ilimden haberdar olmayana onu anlatmakla olur. Şu an salonda olan bir hocamız var. Kendisinden izin almadığım için ismini, mesleğini söylemiyorum ama hoca dedim. Gerisi anlaşıldı zaten. Size şöyle bir yardımda bulunayım dedi, sizin öğrencilerinize. Hay hay müteşekkir oluruz, teşekkür ederiz. Nasıl? Benim dedi, sahip olduğum bilginin kırkta biri zaten dedi. Kırkta birini vermek istiyorum, bu sorumluluktan kurtulmak istiyorum dedi. A mesleğine sahibim ben, maaşım karşılığı, derse giriyorum çıkıyorum. Ama benim, bunun da zekatı var, kırkta birini burada bu öğrencilere vereyim dedi. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel faaliyetler yapıyorlar. Cenab-ı Hak sıhhat afiyetlerini daim etsin. Dostlar, gelin bir örnek vererek ben ana konuya girmiş olayım. Henüz girmedim mi hocam? Yok, henüz girmedim. Afrika'da bir kabile varmış. Ayağa havada konuş. Kabile reisi ayağa havada konuşurmuş. Birkaç saat konuşurmuş yarıldık filan derlerse ben henüz ayağımı yeni değiştiriyorum derim. Tebessüm ettiniz, enerji boşaldı. Yeter. Hazreti Ömer, Türkiye'nin iki buçuk katı büyüklüğünde bir ülkenin devlet başkanı. İslam tarihi kaynakları kilometreyi çatır çatır söylüyorlar. Oğlu Abdullah bin Ömer'e bin dinar maaş bağlamış. Herkese maaş bağlamış. Oğluna bin dinar. Efendimizin dadasının oğlu kim? Hazreti Üsame. Ümmü Eymen'in oğlu. Radıyallahu anh. A. Ona üç bin dinar maaş bağlamış. Cumhurbaşkanının oğlu bin dinar. Bir başka sahabenin oğlu üç bin dinar. Ama bu gıdıklamaya başlamış sokaklarda insanları. Abdullah bin Ömer'e gidip gelip ya sen koca Cumhurbaşkanı'nın halifenin oğlusun bin lira Üsame'ye bak Üsame üç bin lira alıyor. Herkes bir şeyler demiş. Uzamasın için. Oğul babanın huzuruna çıkıyor. Emirul Müminin Hazretlerinin. Babacığım iznin var mı? Buyur oğlum. Sokaklarda diyorlar ki Üsame'ye baban üç bin dinar verirken maaş sana bin dinar veriyor. Yani şey diyor. Hazreti Ömer ne diyor? Oğul. Bunun için mi geldin? Benim ölçüm benim yakınım değil, benim menfaatim değil. Benim ölçüm peygamberimin ölçüsüdür. Benim peygamberim Üsame'nin babasını senin babandan daha çok severdi. Benim peygamberim Üsameyi de senden daha çok severdi. Onun için fazla maaş veriyorum. Ne olur ölçüye bakın. Ama ben bugün nasıl davranıyorum? Bunları uzun uzun düşünmek durumundayız. Tefekkür başlayayım müsaadenizle. Sadece insana ait bir hassa değil, bütün varlıklar tefekkür eder. Ama onların tefekkürü kendilerince olur vahşi bir hayvanın bütün tefekkürü karnını doyurmak, ihtiyacını gidermek üzerinedir. Nefsanidir. Filan hayvanın, filan canlının, filan mahlukatın tefekkürü onun fıtratına uygundur. Ama insanın ki, ama insanın nefsani ve ruhani tefekkürü olması gerekir. Hepimizde bu oğlanın işi ne olacak? Hala evlenemedi bir gelin bulamadık. Kızımıza bir damat bulamadık. KPSS iki senedir kazanamıyor. Giremedi şuraya bir iş yerine ve benzeri bir takım maddi ihtiyaçlarımızla ilgili tefekkürlerimiz olduğu gibi bunlar bizi çok geliştirmiyor. Neslimizin devamı adına, aşe ve ibadetimizin devamı adına bir şeyler oluyor. Ancak, ancak Bizi te inkişaf ettirecek husus ve bu vesileyle de cennet ve cemalullah'la buluşturacak olan husus ruhani tefekkürdür. Bu yapılmadığı zaman bunu gençlerin not aldığını görüyorum. Hadi ajandanın en başına yazalım. Nefsani tefekkürde derinleşip de ruhani tefekkürü zayıflattığımız zaman Gafletimiz artıyor. Hazreti Mevlana bu hususu tespiten diyor ki, çocukluğunuz oyun ve eğlenceyle geçti. Gençliğiniz şehvetle geçti. Yetişkinliğiniz gafletle geçti. Yaşlılığınız bütün bu geçmiş günlere hasretle geçti. Söyleyin Allah aşkına ne zaman kulluk yapacaksınız diye. Ne olur dikkat buyurun. Çocukluğumda oyun eğlenceydi. Gençliğe adım attım, bülü çağım geçti. Şehvet, evlenecektim, kız, gelin, oğlandı. Yetişkinliğe adım attım, ev taksiti, düğünüm taksitleriydi, şuydu, buydu, oğlandı, buydu. Yaşlandım, artık bir şeyler çekmemi, eyvah, bu yaşa kadar niye Kur'an okumadım, bu yaşa kadar niye namaz kılmadım, bu yaşa kadar niye şunu yapmadım, şu yapmam, geçmiş günlere hasretle geçti. Söyleyin Allah aşkına ne olacak diyor. Geçenlerde ben birkaç öğrencimizi görüyorum. Fakültede gafletle ilgili bir makale okuttuk. Gafletin bütün kavramsal alanı incelendi. Ee, öğrenciler tahlilini de yaptı bu salonda. Gaflet deyince biz ne anlıyoruz? A- bugün sekiz buçukta sizinle buluşacaktım. Gaflette düştüm, gelemedim, unuttum. Kusura bakmayın borcumu. Hepsi hepsi bu unutmaya endeksliyoruz biz sadece. Ama gafletin başka başka aşamaları var. Ee, mesela bir tane öğrencimize ben sesleneyim. Merve, üçüncü, dördüncü sınıf öğrencilerimizden. Gafletin kaç aşaması var? Bize bakan yön nedir? Bir cümle sen söyle, ben de bir nefes alayım, suyumu içeyim Hadi bir Merve sen söyle. <laughs> Hocanız kim? Ben değilim. Hocayı da duyalım. Faik Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir profesörümüz, Sivaslı. Kur'an'da gaflet kavramı, makalenin adı tamamını okumak isteyenler olursa, irşat çizgisinden çıkmıyor Allah korusun, dalalete doğru. Teşekkür ediyorum Merve. Bu gaflet kavramını ehli hocalarımız, hoca görüyorum. Makale Faik Yılmaz ismi tamamı okunabilir. Gerçekten derinlikli bir makale. İbadetlerde huşuya birkaç sahabe efendimizin sözünü nakledeyim. Kalbin rikkat kazanmasına, muamelatta insani beşeri münasebetlerde nezakete ve ahlakta kemale erebilmek için bir daha söyle hocam. İbadetlerde huşu sahibi olabilmek. Kalbimizin rakikleşmesi, duygusal hale gelmesi rikkat kazanması, muamelatta nezaket sahibi olmamız ve ahlakta da kemale sahip olabilmemiz için ruhani tefekkürde derinleşmemiz gerekiyor. Hz. Ali soruları geçiyorum. İlimsiz ibadette ve tefekkürsüz Kur'an tilavetinde fayda ve feyiz azalır diyor. Bir daha söyle hocam Hazreti Ali'nin sözünü. İlimsiz ibadette ve tefekkürsüz Kur'an kıraatında fayda azalır diyor. Üç medrese, üç tefsir ekolü var. Çoğunluk Hanefi zannederim. İmam-ı Azam'ın da dahil olduğu Irak tefsir, tefs Kufe tefsir ekolünün hocası Abdullah bin Mesud radıyallahu anh diyor ki tabiinden talebelerine diyor ki Abdullah bin Mesud ilim artmış, tedvin dönemi başlamış, fetihler çoğalmış. Talebelerine diyor ki hem de ibadet ehli talebelerine siz ashabtan daha çok namaz kılıyorsunuz. Daha fazla cihad ediyorsunuz ama onlar dünyaya karşı sizden daha zahit idiler. Sizin namazınız fazla, cihadınız da fazla, dünyaya bağlılığınız da daha fazla diyor. Onun için asaba zor yetişirsiniz gibi bir hatırlatmada bulunuyor. Bugün sadece bu hadisi söylemek ve bu ayetlerin size arzını arzu ediyorum. Hazreti Ayşe annemiz ne olur bayanlar bayan gözüyle dinlesin bugün. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kutlu doğum mevlidine bir haftasıyla alakalı spot kısa metrajlı ne deniyor? Ne film mi deniyor? Adı ne? Çok Kamu spotunda bir hanımefendinin e, kocasına bir kekle çay koymuş. Seyretmedim ben ama arkadaşlar anlatıyor. Kocasına kekle çay koymuş. Kocada hiç bakmıyor, telefonla oynuyormuş. Öyle mi Ahmet Hocam? Ondan sonra eleştirmişler. Yani eşinizin yüzüne bakın işte hizmet ediyor. Türkiye'de ve BBC'ye konu olmuş. Müslümanlar kadına böyle işte erkeğe hizmet ettirir. Evde bir bardak çay getirmiş. Uçakta 360 kişiye hizmet ediyor. Bu modernlik oluyor. Kafede garsonluk yapıyor. Şu kadar insanın, özür dilerim geç saatlerde ağzının bir şeyini, kokusunu dinliyor. Bu modernlik oluyor. Ama kocaya bir bardak çay ve kek vermek şu oluyor. Nasıl iyi diş ediliyoruz görüyor musunuz? Kızlar kızmıyorsunuz değil mi bana? Hazreti Ayşe'yi bu gözle dinleyin lütfen. Ayşe annemizden rivayetle efendimizin her daim zikirden, tefekkürden, murakab, murakab eden, uzak olmadığını ifade eden şu hadis-i şerifi hem Efendimizin ameli adına erkekler dört bütün her şeyimizle dinleyelim. Sima'a kabulin kulağıyla dinleyelim. Bayanlar da Hazreti Ayşe cephesinden dinlesinler. Efendimizin gece hayatından bir kesit. Bir gece Resulullah bana dedi ki, Hocam efendim peygamberim ey Ayşe başka varyantları var bu hadisin ben sadece bunu aldım. İzin verirsen bu gece Rabbime ibadet ederek geçireyim bu geceyi dedi. Ne olur dikkat. Bir peygamberin eşine dediği cümleye bakın. İzin verirsen bu geceyi Rabbime ibadetle geçireyim nafile ibadet edeyim. Vallahi ben seninle beraber olmayı çok severim ama seni sevindiren şeyi daha çok severim. Buyur ya Resulallah dedi. Ölçüye bakın ne olur. Seninle beraber olmayı severim ama senin sevineceğin şeye kendi menfaatimden daha çok değer veririm. Bak Hazreti Ömer'deki ölçü yine geldi. Sonra diyor seyrettim. Efendimiz abdest aldı, namaza durdu, ağladı, ağladı, ağladı secdede. O kadar ağladı ki sakalından damladı ve secde ettiği yer ıslandı. Sırılsıklam oldu. Bu haldeyken Bilal ezan okumaya başladı radıyallahu anh. Sonra geldi, Efendimizin ağladığını görüp perişan halde görünce, Ya Resulallah sizi bu kadar mahzun, ve sizi bu kadar mamum eden hal nedir? Üzen bir şey mi oldu? Niçin ağlıyorsunuz dedi. Halbuki sizin ağlıyorsanız şu sebeple mi diye bir tahmin yürüterek sizin gelmiş geçmiş bütün günahlarınızı Rab gelecek bütün günahlarınızı Rabbim bağışladığı halde niçin ağlıyorsunuz ya Resulallah dedi. Efendimiz Allah'a şükreden bir kul olmayayım ya Bilal. Bu gece bana öyle ayetler indi ki, kim onları okur? Bir telaşa denk geldi. İşte bu tebrik merasimi olduğu için o ayetlerle başlamayı düşünüyor idim. Ben sadece birkaç ayeti okuyayım isterseniz. Kim bu ayetleri okur? Virgül. Ya da dinler de. Üzerinde tefekkür etmezse yazıklar olsun dedi. Bakın. Şu 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 sıkıntıları olduğu halde beddua etmeyen efendimiz kim şu ayetleri okur ya da dinler ve üzerinde <laughs> tefekkür etmezse yazıklar olsun buyurdu. Ali İmran suresi 191 190 191 192. İnne halkı halqi's semavati vel ardı ve ihtilafil leyli ven nahari le ayatin ulil keşke bir gün sadece bu ayetin lüp Arapçada cevizin içine denir lüp. Burada hocam gitti. Başka tıpçı hocalarım da var zannederim. Beyne de lob deniyor tıpta. Lob. Sağ lob, sol lob. Elbab çoğulu akıl, akıllılar demek. <laughs> Allah Teala yerlerin, göklerin yaratılışında geceyle gündüzün peş peşe gelmesinde Akıl sahipleri için ibretler vardır. Kim akıllı? Gemisini yürüten kaptan hocam. Üçü alıp beşi satan. Yakınını görüp şube müdürlüğü imtihanını geçen. Şunu yapan, bunu yapan. Yok. Allah'a göre akıllı. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَرْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ İlahi l-ayet ayaktayken, yan yatarken ve otururken Allah'ı zikrederler. Sorarım dostlar, insan doğumundan ölümüne kadar ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya yatıyordur. Sadece gandillerde zikir olmazmış. Sadece perşembe, cuma gecelerinde olmazmış. Sadece üç aylarda olmazmış. Ayaktayken, otururken, yatarken herhalde zikrederler de konumuz ve yetefekkerun fi halqis semavati vel ard. Yerlerin ve göklerin yaratılışını düşünürler. Ya Rabbi sen bunları boş yere yaratmadın. Bizi cehennem azabından koru derler ve ayet-i celle devam ediyor. Efendimizle alakalı kısımlar ve Rabbena ve atina ma va'adtana ala rusulike ve la tuhzina yevmel kıyame. Resullerinin diliyle bize ne vaat etmişsen onları bize ver Allah'ım sen sözünden dönmeyen bir rapsın diye aşırı şerif bitiyor. İşte kim bu ayetleri okur da lütfen evinize gidince bu ayeti celillere bir bakı verin, bir daha düşünü verin çünkü Efendimizin kim okur ve dinlerse üzerinde tefekkür etmezse yazıklar olsun diyor. Bir başka tefekkür misali Ahmed el Rıfayi Kudüs'e sırruh diyor ki Efendimizin ilk ibadeti tefekkürdü diyor. Nasıl? 35 ila 40 yaşları arasında henüz Risaletle görevlendirilmeden önce Mekke'nin dağdağısından bunaldığı için 5 kilometre mesafedeki Hira'ya gidiyor, Cebeli Nur'a gidiyor. Bilenler biliyor, 450 metre yüksekliğinde bir küçük dağ. Böyle her genç bile böyle çok rahat çıkamaz. 5 yıl yüksek binalar yapılmadan Kabe-i Muazzama'nın 70'li yıllarda bile görüldüğünü söylüyorlar. O yıllarda gidenler <laughs> Kabe'yi seyre tefekkür edermiş. Peki bu Efendimizle alakalı kısmı. Annelerimiz, bacılarımız için ne diyeyim? Hatice annemiz 5 yıl kocası bazen 2-3 gün kaldığı oluyor Cebeli Nur'da. Bazen kölesiyle bu konu dışı, parantez içi bir cümle arz edeyim. Bazen kendisi, bazen kölesiyle geliyor. Bazen de yiyecek getiriyor, üst baş getiriyor. Ve bir gün, 40 yaşından sonra oluyor bu hadise tabii. 5 yılın sonunda Cibril Aleyhisselam Efendimizin yanındayken 450 metre yüksekten dağın zeminini düşünün. Ya Resulallah şu gelen Hatice'dir bir siluet var aşağıda. Yanında da şu, şu, şu yemek var. Sana yemek getiriyor. Allah, Teala sana olan bu hizmeti sebebiyle Hatice'ye cennette bir köşk hazırladığını ve selamını söylememi emretti. Hem Allah Teala'nın hem de benim selamımı söyle ya Resulallah kaç dakika sonra çıkmışsa yani kaç yaşındaydı o zaman? Efendimiz 40'sa Hazreti Hatice kaçtır? 55 yaşında. Düşünün 55 yaşında bir insan hanımefendi hem de kaç dakikada çıktı? Mesela diyelim Hatice'm hoş geldin. Bulgur mu getirdin? Yanında da cacık mı var? O gün yemeğini söylüyor. Nereden bildin ya Resulallah? Biraz önce kardeşim Cibril yanımdaydı. Senin bu hizmetin sebebiyle duymasın bunu BBC ya da Türkiye'deki feministler. Kısa filme dayanamayanlar işte üniversite hocasının anlattığı şeye bak derler. Cennette bir köşk inşa edildiğini ve selamını söyledi. Allah bana selam mı söyledi yarası? Ne olur bir daha söyle der. Ondan sonra... Değişik rivayetler var. Devrana döndüğü, Allahümme entes selam ve min selam dediği ve benzeri rivayetler var. Muhterem müminler. Tefekkür dedik ya, sahabe efendilerimizden model davranışlar dedik ya, bir ama sahabe efendimiz var. Kim? Abdullah İbni Ümmü Mektum. Yesrib'i medineleştiren kim diye sorulunca hep Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'ın ismi geçer. Muallim olarak giden Musa, Hazreti Mus'ab'ın yanında Abdullah bin Ümmü Mektum da vardı. Nedense bunu ıskalıyoruz biraz. Kadisiye savaşı başlamıştır. Savaşa gidilecek sosyal sorumluluğunu en zayıfından en güçlüsüne, en acizinden sıhhat ve benzeri imkanlar açısından en güçlüsüne kadar herkesin nasıl kuşandığına bir bakın lütfen. Kadisiye Savaşı'na gidilecek. Ben de diyor sefere kaydolayım, iştirak edeyim. Etrafta komutanlar falan diyor ki Abdullah, yani amasın sen, seferden muafsın. Savaşa gitme gibi bir mükellefiyetin yok. Üzülüyor, geliyor. Sonra tekrar müracaat ediyor. Ben de katılayım. Ya Abdullah niye bu kadar ısrar ediyorsun sorusuna? Abdullah İbni Ümmü Mektum Hazretleri ne diyor? Arkadaşlar, ben amayım. Etraftan bana atılan oku, sallanan kılıcı görmem. Siz beni sancaktar yapın. Gelen oku kılıcı görmediğim için durmadan düşmana doğru ilerlerim. Ve bayrak sancak hep yukarıda kaldığı için de askerin kuvve-i maneviyesi yükselir. Düşünceye bak. Gözü görenin sıvışma isteğine bakın bendeki. Gözü görmeyenin cihada katılma isteğine hele bir bakın müminler. Kainatla ilgili dün gece bazı okumalar yaptım. Dedim ki bura şu tonda bir sohbet istiyor. Hepsini teferruatını söylemem ama birkaç tanesini söyle istersen dedim. Atmosferle ilgili tefekkürümüz ne boyutta? Oksijen Uçağa biniyoruz. Ya ben haftada bir yolculuk yaparım. Sıktınız artık. Daha kalkmadan işte şöyle olursa maskenizi takın, şöyle olursa çocuğu, Yeter ya dinlemek istemiyorum deyip kimse bağırır mı? İşte uçağın oksijeni düşerse şunu yapın, bunu yapın. Her yolculuğumuzda duyarsınız. Ama hiçbir gün kalktığımızda yarın Bolu'nun havasında oksijen düşerse şunu yapın diyen kimse. Yüzde yetmiş yedi şu. Yüzde 21 azot var havada. 22 olursa ne olur? 25 olursa neler olur? Ehli söylüyor. Ehli söylüyor. Bunları tefekkür etmek durumundayız. Işık. Şimdi şu ışığı görebilmemizin yegane sebeplerinden birisi cisimlere çarptığı için, cisim olduğu, madde olduğu için ışık yansıyor. Ama ayın yüzeyinde ışık var, üstte yok. Ayın zemininde ışık var, üstte yok. Niye cisim olmadığı için? Güneşin mesafesi şu olsaydı, emin bu. Bir sürü bir sürü bilgi e, geçiyorum, ama sadece belki tefekküre e, biraz daha somutlaştırayım diye hocaların burada gözlerine de bakacağım. eksik kaldığım, zorlandığım kısımda yardım isteyeyim. Kur'an'da rüzgar kelimesi tekil olarak da geçer, çoğul olarak da geçer. Yani rüzgar rüzgardır. Rüzgarlar derse anlamlı olur, riyah derse ne olur, riyah derse ne olur? Bu, bu Kur'an tekil olursa rahmet, çoğul olursa azap rüzgarı demektir. Kelime tekil geçerse Kur'an'da bağlamında, siyah sibakında rahmet rüzgarı anlatılıyor ama çoğul olursa azap rüzgarı. Efendimizin buna dair duaları var. Peki ne hocam bize kavram bilgisi mi? Yok. Üç çeşit rüzgar var arkadaşlar. Bir, aşılayıcı rüzgarlar. İki, müjdeleyici rüzgarlar. Üç, helak edici rüzgarlar. Her birine dair Kur'an'da ayetler var. Şimdi Şimdiki nesil bilmiyoruz da sabah 9-10 ya da şura olur. Yaşı müsait olan büyüklerimiz bilirler. Yağmur gelecek derler. Dede nereden anladın? İşte meteorolojiye mi telefon açtın şu? Oğlum haberi geldi. Rüzgarı şöyle esti. Şu oldu, bu oldu. Müjdeleyici rüzgarlar yağmuru taşıyacaktır. Onun esiş hızı farklıdır. Ama bir de aşılayıcı rüzgarlar var arıların aşıladığı gibi rüzgar da aşılıyor. Onun da esiş hızı farklıdır. Bir takım kavimler de rüzgarla helak edilmiş. Oturdukları yere çakılıp, yürürken çakılıp kalmışlar. Sorarım şimdi, aşılayıcı ya da müjdeleyici rüzgar, helak edici rüzgar gibi sert esseydi. Ya rüzgar işte tabiat ana yapıyor mu deriz? helak edici rüzgar, aşılayıcı rüzgarlar gibi yavaş esseydi helak olur muydu? Öbür tarafta aşılama olur muydu? O zaman biz şu soruyu soralım, geçelim, bu kadarla yetinelim. Biz gittiğimiz yere aşılayıcı, müjdeleyici rüzgar olabiliyor muyuz? Yaşımız, konumumuz ne olursa olsun Gittiğimiz yere rahmet aşılayabiliyor muyuz? Bu gençlere dört yıl evvel bir kitap okutmuştuk. Evvelsi gün, bakıyorum hanım kızı görmedim burada. Ee, yeni bir çocuk bizim okulumuza başlamış. Sıkıntılarını anlattı, dersine girmiyorum. Hanım kız şu dergi al dedim. Öbür hafta bir daha gel, bir daha dergi al. Bir, bir sayfa bir şeyler yaz, ben seni tanıyayım. Umaş'a. Aferin, iyi gidiyorsun. Al şu kitabı oku dedim. Verdiğim kitabın ismi Bonulu Bir Müslümanın Kitabı. Yılanlar da baharı bekler. Sonra gelip bana anlat dedim. Kitabın adı, hocamlar tanıyor, Bolulu Müslümanlar da tanıyorlar. Van'da rektörümüzdü. Yılanlar da baharı bekler. Ailesinden altı kişinin dağda olduğu bir kıza okutmuştum bunu Van'da. Alt, aileden, sülaleden değil. Aileden altı kişi dağda ne hissettim? Bir yaz ver dedim. Uzun yıllar o kağıdı sakladım kefenime koydurayım diye. Sonra nefis kokar diye hepsini attım, yaktım. Kız çocuğu diyordu ki adı Bahar'dı. Din dersinde hep bana böyle bakıyordu. Yani hiç durma, Ne anlatsam başı böyle. Yani hiç rahat değil benim ders anlatmamdan. Müdüre dedim ki şu sınıftaki kız niye bana böyle kaşlarını çatıyor? Hocam normal dedi, aile şöyle bir aile dedi. Ben buraya gelmeden görev yaptığım okulda. Ya Rabbi bu kızı senden istiyorum dedim. Çok sık dua ediyorum. Sonra bir gün sınıf aralarında geziyoruz ya. İsmin ne delikanlı hanım kız dedim. Lisede bir saat din dersi biliyorsunuz. Bahar. Niye soruyorsun ki benim adımı diyeceksin? Sana Bahar'la ilgili bir kitap versem okur musun? Evet de diyemedi, hayır da diyemedi, elimde hazır bir zaten bekliyor. Hiç yani puntuna getirip vurursunuz ya boksta. hiç o şey olmadan yani, nakaltı ben yapayım diye. Al kızım oku, bir hafta sonra geri istiyorum, lazım bana dedim. Ama rica edeyim bir sayfa. Bir hafta sonra geldi. Yarım sayfalık nottan hatırladığım birkaç cümleyi söylüyorum virgül ilave etmiyorum. Meğer Müslümanın, Müslümanların ne zor meseleleri varmış. Cümleye bakın. Benim adım Bahar ama hiç kimseye Bahar olamadım. Ne olur dikkat. Şu oldu, bu oldu, biraz biraz bir şeyler söyledi. Aldım, gittim müdüre. Müdür cuma kılmayan birisi. Cuma kılan namaz kılmayan birisi. Hocam 10 TMA'da filan kız dedim. Sormuştum ya size iki hafta evvel. Evet. Şu kağıdı verdi bana dedim. Okudu. Yığıldı. Hocam ne oldu dedim. Şekeriniz mi düştü? Tansiyonunuz yükseldi. Başladı gözyaşları dökmeye. Hocam ne oldu dedi. İki ayda bu kız. Niye hocam? Aileden altı kişi dağda. Bu ne değişimdi? Arkadaşlar, dostlar, tefekkür konusundayız. Yılanlar da baharı bekliyor. Bez hiç aşılayıcı rüzgar ya da bahar olabildik mi? Çalışanıma, çocuğuma, aileme, cemaatime, mesai arkadaşlarıma filan 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 filan. Rabbim böyle bakabilmeyi hepinize hepimize nasip etsin inşallah. Tefekkür denir de temas edip geçeceğim. Bugün ton öyle dedim. Tefekkürü mevt diye bir özelliğimiz var bizim. <laughs> ölümü tefekkür Tefekkür ya hocam biz şehirlerde mezarlıkları bile şehir dışına taşırdık Sen şimdi nereden çıktı bu ölümü tefekkür başlı başına bir sohbet mevzu gençler slayt hazır mı sonunda sonunda şimdi değil sonuna doğru sonraki konuları Ömer hocam geçen dedi ki bir ön 15 gün önce çıkınca hocam bir sonraki sohbet ne dedi ben de bilemiyorum deyince utandım hoca sorunca. Yansıtayım da dedim. Soranlar olsa fotoğraf çeksinler bilinsin bir sonra. Arkadaşlar gözümüzü kapatalım. Azrail'in geldiğini düşünelim. Canımızın çıktığını şeker hastaları bilir böyle. Kandan damarda hareketi hissedersiniz. Ufak ufak soğumaya başladığımızı. Gözler göğe dikilmeye başladı. Ruh bedenden çekilmeye başladı. O zaman imanımızı yoldaş et ya Rab diyelim. Ve o zaman imanın yoldaş olması için Vanlılar ciğer kelimesini G ile söylerler. Ciger derler. Cigerimi yiyin, ciğerim, ciğerim benim derler. Ta cigerden ah edersen Halık'ın duymaz mı hiç? Bir daha söyle hocam. Ta cigerden ah edersen Halık'ın duymaz mı hiç? Aleme ihsan eden Allah sana da etmez mi hiç? Kapıyı tıklatmasını becermeli. Bizi gafil etme ya Rabbi diye dua etmiş olalım. Birkaç hususu arz edip sonuca gelmek istiyorum muhterem büyüklerim. Bunları diğer sohbete attık. Hasan-ı Basri Hazretlerine, hasan Basri Hazretlerini keşke tanıyabilsek, tanışabilsek, tanıtabilsek. Cemaat gelmiş. Ya Şeyh, gönlümüz gaflet uykusunda. Öyle ki artık hiçbir sohbetin, konferansın, vaazın, hutbenin tesiri olmuyor. Ne olur bizi uyandırmak için birkaç nasihatta bulunsan demişler. Hasan-ı Basri Hazretlerine. Kalbimiz katılaştı. Bizim ikaz olmamız için, ikaz edilmemiz için. Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki, keşke gönlümüz uyuyor, uyuyor olsaydı. Çünkü uyuyan insanın uyanması kolaydır. Siz ölüsünüz diyor. Fakat sizin gönlünüzün ölmüş olmasından korkarım. Zira ne zaman uyandırmak istesem sözlü fiili hiç kıpırdamıyorsunuz der. Bu ifadeler karşısında cemaat dehşete kapılıyor da diyorlar ki ya şey bu sözlerinizle bizi korkutuyorsunuz. Hasan-ı de diyor ki her bugün korkarsanız yarın kıyamet günü emin olursunuz. Korkmanız iyidir. Vay o kişinin haline ki bugün burada korkulması icap eden emir ve yasaklardan korkmaz. Asıl sıkıntıyı yarın çeker diyorlar. Diyor İmamı e, şey Hasan-ı Basri Hazretleri. İçimizde Şafii olanlarımız var. İmam-ı Şafii Hazretlerinin şu sözü beni çok etkiler. Talebelerimize derim ki herkes imamını tanısın arkadaşlar. Kimin peşinden gidiyorsak, peşinde olduğumuz insanı tanıyalım derim. İmam Şafii'nin müntesipleri, İmam Şafii Şa Şafi Hazretleri, biz İmam Azam Hazretleri, hepsini tanımamız yedir. Ruhani tefekkür ister bizden Cenab-ı Hak dedik ya, aksi halde eğer ruhani tefekkürde derinleşemezsek nefsani arzular, isteklerin anaforunda savrulup gidiyoruz. İmam-ı Şafii ne diyor? Sen kendini hak ile meşgul etmezsen batıl seni eninde sonunda kuşatı verir. Allah rahmet eylesin. Şefaatine nail eylesin. Bir daha söyleyeceğim. Sen kendini hak ile meşgul etmez isen Batıl seni eninde sonunda kuşatıverir. Rabbim hak ile meşgul olanlardan etsin inşallah. Şair Necip Fazıl'a da temas etmiş olayım. Sonra da öbür sohbete malzeme kalsın diye sonuca doğru geleyim. Gözüm saatte. Necip Fazıl Yüksek ruhlu insanların Kur'an ve sünnet perspektifinde ulaştıkları tefekkürün neticesini şöyle ifade ediyor. Bir daha söyle hocam. Necip Fazıl Kur'an ve sünnete endeksli tefekkür neticesinde mesafe alan insanların ulaştığı tevazu makamını şöyle ifade ediyor. Hatırlatın bana o erler ki hadi o erler ki gönül fezasındalar toprakta sürünme edasındalar yıldızları tesbih tesbih çeker de namazda arka saf hizasındalar Sık sık okumalı bunu <laughs> Tefekkürde kendinin derinleşmesini nasıl anlatıyor Necip Fazıl? 33 yıl bohem bir hayat yaşamış. Şöyle ol, bu cemaatin böyle olacağını Cihan ile göz göze geliyorum. Seçkin bir cemaata konuştuğumu farkındayım. Benim bu kelimeme çok takıyor Cihan Bey. Artık alıştık dokuzuncu derstir birbirimizle. 33 yıl bohem bir hayat yaşamış. Sonra bir Allah dostunun nazarıyla dönmüş. Abdülhakim Arvasi Hazretleri şurada Bağlum'da yatıyor biliyorsunuz. Sonra geriye doğru dönüp bakmış. 33 yılını düşünmüş. Burada bu dakikadan sonra kilometreyi sıfırlamak için kendi kendine şöyle ifade ediyor. Şairlerin sultanı. Tam 33 yıl saatim çalışmış. Ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz. Uçurtma uçurmuş. aynı minvalde aynı tonda bu beni biraz daha fazla etkiler. Göz kaptırdığım renkten, kulak verdiğim sesten. Affet Allah'ım, senden habersiz aldığım her nefeste. Ne olur buna bir dikkat buyurun. Şimdi bilgisayar, telefon, internet herkesin hem hal olduğu bir hal teknoloji bu arada vizelerden sonra teknoloji fıkı diye konferans olacak. Teknoloji adabı diye. Bu teknoloji uzmanı bir doçentli bir arkadaşla konuştum. Afişler bastırırız. Bilgisayarda açtığınız her internet sayfası yedekliyor biliyorsunuz. Siz ben sildim, kapattım zannediyorsunuz ama hafızada yedekliyor. Bunu sistem araçlarından kapatmadığınız müddetçe bir ay sonra çok ağırlaştı. Halbuki 2019 model bilgisayar diyorsunuz. Sistem araçlarına zaman zaman girip orayı denetim masasından silmeniz gerekiyor. Bu nasıl yedekliyorsa her baktığımız, gördüğümüz renk, her duyduğumuz ses bizde de yedekliyor. Onun için 30 yaşında ıhtiyarladım, kafam kaldırmıyor artık diyoruz. Her şeyi bilmek, her şeyi duymak durumunda değiliz. Bilmeme özgürlüğümüzü kullanmalıyız. İşte onun için şiiri bir daha okuyayım. Göz kaptırdığım renkten, kulak verdiğim sesten, affet Allah'ım senden habersiz aldığım her nefesten. 33 yıla nasıl bir tevbe var görüyor musunuz? Rabbimizin halelim dediği İbrahim Aleyhisselam'ın tefekküründen, Habibim dediği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tefekkür hayatından, ruhaniyetinden gönüllerimize kırıntılar lütfetmesini Rabbimizden niyaz ediyorum. Sonucu toparlarken birkaç hususa temas edeyim. Sonra da konuları söyleyip bitireyim istiyorum ben. Sonuç kısmına geldim. Tefekkür niye önemli? Çünkü şu sizin 15 günde bir buraya gelmenizin anlamına dair bir şey şu an hatırıma geldi ama maksadımı düzgün ifade edemem kısa cümlelerle diye vazgeçiyorum. Şunu söyleyeyim yalnız. Dünyaya İslam, İslam'a da Müslüman lazım diyor bir büyük. Bugün herkes sin muzdarip olduğu hususu iki kelimeyle özetliyor. Dünyaya İslam, İslam'a da Müslüman lazım üzerinde uzun uzun düşünelim. Nasıl olur bu? Yaşana yaşana İslam gelir. Yaşanmaya yaşanmaya hayatımızdan İslam gider. Sonra ideolojiye dönüşür. Konuşulan ama yaşanmıyor. Felsefik bir sistem gibi olur. O sebeple bir beş madde söyleyeceğim. Hüseyin Bey başka dostlar, başka mecliste zikrettim. Onlar için tekrar olacak. Kusura bakmasınlar birazdan. İstanbul'a Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyarete gittiğimde ben o sahabe efendimizden sonra mutlaka Batı Kapısı'ndan çıkarım. Havuzu'm oradan giderim. Dedem Ebu Suud Hazretleri'ni ziyaret ederim. Kanuni Devri'nin muhteşem Şeyhülislam'ı. İslamı. Akli Selim. Müfessir, kadı İslam Beyine suresinin onun tefsirini okuyordum yıllar önce. Beyine suresindeki muhlisine lehuddin ayetinin dini Allah'a has kılmak ayetinin tefsirinde Ebu Suud Hazretlerinin şöyle bir sözüne rastladım. Dünyaya İslam, İslam'a da Müslüman lazım sözüyle birlikte düşünüverin lütfen. Ebu Suud Hazretleri diyor ki kanuni döneminin o Şeyhülislam'a duada ihlaslı olmakla dinde muhlis olunmaz. Bir daha söyle hocam. Duada ihlaslı olmakla dinde muhlis olunmaz. Aksesuar tam, kaborta yerinde ama kişilik sıkıntılı. Motor yok. Duada ihlaslı. Bir dua ediyor, bir namaz kılıyor. Bir kıyafet var. Erkek ya da bayan için. Diyorsunuz ki bak ben kazansam şu adam yese. Ne kadar güzel. Diyor. Sonra bir muamele yapıyorsunuz. Bir muamele yapıyorsunuz. O anamın bana uzak olsun. Şerrinden uzak olun diyor. Duada, sözde ihlaslı olmakla herkesin yüreğine dokunan kısım olduğunu hissediyorum, fark ediyorum. İtalyan bir filozofun bir anekdotunu okumuştum. Adam şunu anlatıyor. Dua ile dindarlığı İtalyan'ın ağzıyla anlatayım. Balon satan bir adam, İtalyan'ın sözü bu. İtalyan birinin sözü. Evet. 10-20 tane balon var ya ipe bağlanmış çocuk parklarında. Şimdi o da kalmadı sanki. Zenci bir çocuk geliyor. Herkes aile, nerede kalabalık bir aile ve çocuk var o tarafa balonların, balonların, baloncu geldi diyor. Balon verirken hatta bazen dikkati çekmek için birinin ipini kesiyor, hava, ipi, balonu havaya uçuruyor. Birkaç kişiye balon verdikten sonra ceketini bir çocuk çekiyor siyah zenci bir çocuk. Amca diyor, küçük, buyur. 10-20-30 balonun içinde siyah balonlar da var. Siyah balonu da bıraksan o da uçar mı diyor. Ne olur dikkat. Filozof anlatıyor bunu. Siyah balon ipini kesiyor, uçuyor. Bak evladım, balonları uçuran Plastiğindeki renkler değil, içindeki havadır. diyor Peki niye anlattım hocam bunu? Bizi uçuran aksesuarımız değil. Allah katında değerli yapan sözel eylemlerimiz, evet sözün şunu 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 olması lazım ama aksesuar değil, motor arkadaşlar. Yani ihlas, yani dini Allah'a has kılmak. Birazdan beş tane maddeyi kasıtlı söyleyeceğim. yanlışımız olabilir. Diken vari karakterimiz de olabilir. Kim hatasız? Ama iyilerle beraber olursak rahatlarız. Onun için şair diyor ki, imhaya çalışırlar yalnız olunca diken, imhaya çalışırlar yalnız olunca diken, lakin sulanır gülle beraber iken. Ben diken olabilirim ama iyilerle beraber olursam gülü sularken beni de sularlar. Ama tek başıma durursam dikeni imha ederler. Onun için Rabbim salihlerle, sadıklarla beraber olmayı her türlü platformda hepimize nasip etsin inşallah. Ama ama bitirirken iki hafta sonra vizeden hangi kitabın tahlilini yapacaksınız Merve? Yitik Cennet. Sezai Karakoç'un Yitik Cenneti'nin tahlilini yapacaklar. Kendileri alıyor paralarıyla e, abi. O zat diyor ki Sezai Karakoç. Ya hocam güzel şeyler anlatıyorsun da böyle insanlar gelse, Horasan'dan gelse, Medine'den gelse, Bağdat'tan gelse Sezai Karakoç hep havale insan olup da başkalarının gelip bizi düzeltmesini talep etmekten bıkmış da diyor ki Horasan'dan beklenecek eren yok. Horasan'dan gelecek Eren'i beklemek yok. İçimizi Horasanlaştırmak ve Horasan Erenlerini içimizden çıkarmak zorundayız diyor. Sezai Karakoç'un o eserini 8 peygamber 8 kapıyı hararetle tavsiye ederiz. Evet bitiriyorsun hocam. Demin ikide bir reklamını yaptığın Selefi Salihinin devam ede geldiği 5 özelliği söyle. Diyor ki Selefi Salihin hem kendileri için hem Ashab-ı Kiram Haziratı için. Ashab-ı Kiram ve bizler şu beş özelliğe dikkat ederek bu kıvamı yakaladık. Cümleler bana ait. Bir, müminlerin birlikteliğine, cemaata devam etmek. Ve De cemaata değil. İki, sünnete ittiba etmek sünnete ittiba etmek, mescitleri madden ve manen imar etmek, Kur'an tilaveti ve Allah yolunda cihat. Bir hoca fakültesini, şehrini söylemeyeyim. Telefon açtı. Hocam şu cüzü okur musunuz dedi. Hay hay şeref duyarım dedi. Hocam bir çay söyler misin bir geleyim dedi. Buyurun dedim. Yeni tanışıyoruz. Hocam niye telefondan hemen sonra geldim biliyor musun dedi. Buyurun dedim. Ya kaç tane hocayı aradım. Ya hocam bir, bir cüz var, yarım cüz var, bir Yasin var. Bir okuyuversen dedim. Ya yoğunum, meşgulüm, kitap okuyorum, tezim var, makalem var. Kimseye Kur'an okutamıyorum dedi. İşte böyle çabucak Kur'an tamam okuyayım deyince garipsedim dedi. Niye garipsin doğrusu bu dedim. Fazilet değil. Kıraat dedi ya. Dostlar bir başka makale okudu bu arkadaşlar. Mekke döneminde zihniyet inşası ile alakalı hocamız diyor ki ilk inen Alak, Müddessir ve Müzzemmil surelerindeki ayetleri irdeleyin. Yeni bir toplum inşa edebilmenin yolunu Allah Teala gece kalkmaktan ayetlere bakın. Gece Kur'an okumaktan bana yardımcı olun. İnne naşiyete leyli Gece kalk, sana ağır bir söz vahyedeceğiz, hazırlıklı olun. Uzun bir yola çıkacağız. Depomuzda benzin çeyrek depo varsa 500 kilometre, 1000 kilometre gider mi? Hazırlıklı olmak lazım. Onun için İslam toplumunun yeniden inşasında gece kalkmak ve kıraatın önemini bir daha hatırlatmış olayım. Bitir hocam ve ayetle bitir. Bakara suresinden ve Ali İmran suresinden birer ayet söyleyeyim. Hasan-ı Basri'den söz nakledersin. Hazreti Ali'den söz nakledersin. Filan 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 sahabelerden. Günümüzdeki Cumhuriyet döneminde Sezai Karakoç'tan nakledersin. Ama Allah Teala Bakara suresi 134. ayeti cellede buyuruyor ki Tilke ümmetün. Onlar bir topluluktu, bir ümmetti. Kadhalet. Geldi geçtiler. O da öldü, O da öldü. gittiler. Laha kesebet? Ve aleyha Onların yaptığı iyilikler, güzellikler kendilerine yazıldı. Yaptıkları yanlışlıklar yine kendilerine yazıldı. Sen onların yaptıklarından Allah Teala diyor, sen onların yaptıklarından sorguya çekilmeyeceksin. Sen sana düşeni yapmadıktan sonra başkalarının yaptığı iyilikten ya da kötülükten sana ne? diye tefekkür etmemiz gerekiyor. Ve sıra bizde diyoruz. Bu ayeti celleden sonra onlar yaptı geldi geçtiyse sıra bizde. Bu ayeti celleyi de hitamuhu misk kabilinden söyleyeyim. Gençler yansıtın. Maide suresi 105. Maide suresi 105. Gençler kapatın. Milletin dikkati dağılıyor. Beni dinlemiyorlar. Sıraya bakıyorlar. Biraz sonra. Uğur hocam vaktini gördüm. Maide suresi 105. 80 tane imam arkadaşa ders anlatıyorum bir Van'da. Bir tanesi bıyıkları ağzının içine giriyor. Dedim ki milli servete zarar. Kaşıklar çiziliyor. Böyle gireyim dedim. Biraz aldı, biraz almadı. Konuşuyor ilk ders. Ne desem karşı çıkıyor. Sallı selli konuşuyor. Sorunsal problem, sal, sel, sel filan diyor. onlar anlamıyorum. Yani demek istiyor ki ben biraz farklıyım yani. Bana farklı. Ya hocam çok uzadı dedim. Herkesin hakkını aldık. Beraber konuşalım çay içerken. Konuya geçelim ama ben bir ayet söyleyeyim dedim. Bu ayeti söyledim. Maide suresi 105. ayette Rabbimiz buyurur ki dedim. U şeklinde bir salon. Sol köşede oturuyor. Unutmuyorum. Bir 10-12 sene geçti. Kur'an-ı Kerim'i çevirdi. Açtı. Musaf'ın kapağını. Parmak böyle. Dedim ki ben şimdi sallı selli konuşmayı gösteririm sana. Hocam ne yapıyorsunuz dedim. Böyle kaç dedim. Maide suresine bakıyorum dedim. Hocam dedim kaç yıllık görevlisiniz? 16 yıllık Bir kaşınmayı hak ettin sen. Bir kaşıma mı lazım? 16 yıllık bir görevli, bir öğretmenin yeni öğrenen bir Kur'an'ı delikanlı, ortaokul öğrencisi Maide suresinin başlarda bir sure olduğunu bilir. 57. Hadid suresi şu sure bu sure demedim. Maide suresi dedim. Sen buna rağmen baştan bakmayıp da son taraftan parmakla böyle Maide suresini arıyorsan pes doğrusu hocam dedim. Bir şey diyemedi. İki ay sonra onun görevi yaptığı şehre gittim. KCK'dan içeri girmiş billboardlarda resmi asılıyor. Ne diyor Rabbimiz? Ya zine amenu aleyküm enfüseküm la yadurruküm men dalle izehtedeytüm ilallahi buraya gidiyorum sanki çalışıyor gibi ilallahi merci'ukum cemi'a feyünebbi'ukum bima kuntum tamelun tercüme et hocam mealini ver Ey iman edenler. Orada nasraniler vardı. Burada yok. Bak hepimize hitap ediyor. Ey iman edenler. içimizde Arapça bilen hocalarımız, kardeşlerimiz çok fazla. Burada mef'ul öne geçmiş. Yani bolt, italik, vurgu ne derseniz hepsi var. Aleyküm enfuseküm. Siz size düşeni yapınız. Size düşeni yaparsınız, yapmazsınız. Harıl harıl çalışabilirsiniz ya da horul horul uyuyabilirsiniz. İlallah size düşeni yaparsanız la yadurrukum mendalle dalle Hidayet üzere sabit kaldığınız, hakikatten ayrılmadığınız müddetçe la yadurrukum men dalle. Kürsüdeki hoca söylemiyor. Allah Teala söylüyor. Sapıtanın sapkınlığı size zarar veremez. Virgül ilave etmiyorum arkadaşlar. Bir daha söyle hocam. Siz size düşeni yaparsanız sapıtanın sapkınlığı size zarar veremez. Yaparsınız yapmazsınız. Piknikten gelmeyebilirsiniz. Gezmeden gelmeyebilirsiniz. Şundan ilgilenmeyebilirsiniz. Şu olur, bu olur, bu olur, bu olur. İlallahi hüküm cemiyâ. Hepinizin dönüp geleceği yer bizim huzurumuzdur. Yaptığınızı yapmadığınızı bir bir size Haber vereceğiz. Bu ayetten sonra söz söylemeyeyim. Ee, uzunca bir altı e, maddelik bir şey yazmışım. Bir çocuğun irtihal kelimesine tepkisini yazmışım. Secdede ne dediğini bilen insan olmak ne demişim. Ama bitireyim. İbrahim o saat durmuş mu? Ben hep ona bakıyorum. İyi şükür on var diyorum ama hala sekize on var. Durmuş. Onun piline bakıver. Bunlar kasıtlı yapılan şeyler fark ediyorsunuz. <laughs> Ahlak benim doktora hocam derdi ki ahlakımız düzelmedikçe ahvalimiz düzelmeyecektir. Konya'da bir Allah dostunun sohbetini dinledim. Ayrılacağız. Bir kardeşimiz naklediyor. Çağırmışlar, görüşmüşler. Son cümle ve dua. Birazdan da slayt açacağız. Bitiriyorum. Efendim biz şunu 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 yapıyoruz diye arkadaş rapor vermiş. Şu sıkıntılı bölgede şunları şunları yaptık, şunları şunları planlıyoruz. Ne bekliyor? Nefis olarak, aferin evladım, orası sıkıntılı bir bölge, tebrik ederim, güzel, devam et. Bir takdir, bir iki teşekkür, takdir cümlesi. Diyor ki, ben o kadar rapor verdim, şunu 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 da planlıyoruz dedim. Hiç, hiç aferin demedi de sadece dedi ki Allah dostu bana, evladım ne kadar çok gayret ederseniz o kadar hesabınız azalır dedi. Ne olur bakın şu cümle. Ya ne kadar çok gayret ederseniz o kadar hesabınız azalır. Doğuda çalışanlar var. Buradaki öğretmene verilen parayının oradaki bir değil. Buradaki akademisyenle oradaki bir değil. O hal e, ne deniyor mu hocam? Bir kat. He? Tazminat. O hal tazminatı devlet Şırna gidene, Van'a gidene o hal tazminatı verir de malum dönemlerde gayret edenlere Allah mahrumiyet primi vermez mi? Bir daha söyle ve bitir hocam. Devlet sıkıntılı şu 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 bölgeye gidene o hal tazminatı ek ders ücretini fazla verir de Mağmum, mağmum kara bulutların olduğu dönemler, sıkıntılı zamanlarda gayret edenlere, gayret edenlere destek olanlara Allah mahrumiyet primi vermez mi dostlar? Mağmum dönemlerde gayret etmeyi, tefekkürünü derin, derinleştirmeyi Rabbim hepinize, hepimize nasip eylesin. Gençler slaytı bir açın. Fatiha'dan önce de bir ilan yapayım bitsin. Değerli dostlar, Ömer Hocam hatırlattı sağ olsun. Haftaya ne deyince ben de bilemediğim için. Şimdiye kadar bugün dokuzuncusu, on beş günde bir yapınca kaç ay olduğunu gördünüz. Kullukta, tebliğde, ibadet hayatında, oruçta, Kur'an'la ülfette infaka atlamıştık. Zikirde model davranışlar dedik. Sonra Ramazan geldi. 27. gecesi üstte biliyorsunuz Kadir Gecesi programı oldu. 2019-2020 güz dönemine başladık. Bu dönem ilim talebinde okulun başlangıcı olduğu için ilim talebinde model davranışlar dedik. Bir önceki hafta infakta model davranışlar. Bugün tefekkürde model davranışlar. Ama haftaya insan, Kur'an ve tefekkür diye bir daha yapacağız. Peki sonra ne olacak? Araya bu girecek. Bakın konuları şöyle seçtim. Çok fikri olmasın. Gelen herkesin <laughs> yüreğine dokunsun, muamelata yansısın. Hanımefendilerinde, hacannelerinde herkesin muamelatına yansısın diye. Dünya ve ahirete bakışımız, tevazu ve hayata model davranışlar. Ahde vefa, boza nasıl yapılır, vefa bozacısı? Yok öyle bir şey. Bizim vefadan kanaat, Diğer gamlık, tevekkül, sabır, şecaat, cömertlik, vakar, sıdk, yeme içme, giyim kuşam ve temizlikte devam edelim. Bir tane daha var Urfa. Selamlaşma, saygı, gülme, yolculuk adabı, ayet ve hadislerde, yatma adabı, uyku adabı, oturma, davete icabet ve ziyaret adabında model davranışlar düşünüyoruz. Rabbim nasip ederse, Rabbimizden niyazımız bu. Cenab-ı Hak hepinizi, hepimizi nefsani tefekkürden ve tefekkürsüzlükten muhafaza etsin. Bu gafletten ikaz buyursun. Kalbimizi, aklımızı, duygu ve düşüncelerimizi rızayı ilahiyle te'lif eylesin. Kendisine secde edilen yerlerin sayısını artırsın Rabbim. Secdede ne dediğini bilen insanların sayısını artırsın ve bizi bu uğurda pay sahibi etsin inşallah. Bedenlerimizin sıhhati, bardakları doldurun gençler. Bedenlerimizin sıhhati, memleketimizin selameti için, gönüllerimizden geçirdiğimiz hayırlı isteklerimize nail olabilmemiz için, Allah rızası için El-Fatiha.